Efendim çok teşekkürler de yani... ...düğün gecemizde bizi böyle evimize kadar bırakmanıza... ...hiç yani hiç ama hiç ama hiç... ...hiç gerek yoktu yani. Ya ne olacak oğlum, yolumuzun üstüydü. Değildi. Değildi. Şişt, buna bak bana. Yemin ediyorum allemettin, gallemettin. Çocukların düğün arabasını yolladın. Kendi arabamızda ta buraya kadar geldik. Hiç haz edilecek bir insan değilsin. Senin hiç sevilesi bir yanın yok. Sen çok kötü bir adamsın. Her şeyin çok kötü. Kötüsün. Tamam kötü. Ya hanım, dürtme. Acıyor. Tamam, gideriz. Allah Allah. Yorulduk. Sabah olsun gideriz. Hadi Allah rahat versin herkesin. Nasıl sağ biliyorsunuz? Canım babacığım, bak yani anlıyorum, benim evlenmemi hiç istemedin. Düğünde beni bir dakika yalnız bırakmadın. İbrahim'le dans etmemi istemedin. Bunların hepsini anlıyorum. Beni hala o küçük kızın olarak görüyorsun. Bunu da anlıyorum. Hala ondan beni Mehdettin'im diye seviyorsun. Bunu da anlıyorum. Ama artık Mehdettin sinir krizinin eşiğinde. Ya ben evlendim bu gece, ilk gece. Sen niye geliyorsun benim evime ya? Gider misin? Ayşeciğim, başta Samara'ya bağladı kız. Deli. Aman be! Gideriz evinden. Ya hadi! İnsanlara bir huzur vermedin. Yürü, çık! Adam geldi, çık! Ya dürtme, dürtme! Acıyor diyorum! Ay, aç! Bakıyorum kızım. Kim ki bu saatte? Merhaba, merhaba, merhaba. Ne? Efendim, rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Adresinizi belediye kayıtlarından bulduk da... ...sizin nikahla ilgili küçük bir sorun var. Çok üzüldüm ya. Aman, yıkıldım şu an bak. Nasıl bir sorun var memur bey? Yoksa biz evlenmedik mi? Efendim, olur mu öyle şey? Siz evlendiniz. Heh. De bu hanımefendiyle değil. Nasıl yani? Kiminle? Sakin olalım, sakin olalım. Gerilmeyelim, tansiyon yükselmesin. Şimdi efendim bakınız, aile cüzdanına baktığınız zaman... ...damat adı İbrahim Kahraman. Evet. Gelin adı Mehtap Büleç olması gerekirken... ...bir yanlışlık olmuş. Gelin adı yerine gelinin babasının adını yazmışız. Evet, gelinin babasının adı. Bu, yani. Nasıl bu, yani? Sakin olun. Ya sakin. Şimdi, gerilme. Hayır. Gerilme! Sakin! Ya nasıl ya ben? Hayır şimdi evlen... Tamam, sakin ya. Hemen de bu gerginlik. Durun bir durun. Şimdi bakın, bu durumda... ...Mehtap Hanım değil gelin. Gelin görün ki kim gelin? Hadi bakalım, var mı tahmin? Efendim, sizi yanlışlıkla kayınpederinizle evlendirmişiz. Bu durumda resmi eşiniz Mesut Büleç. Böyle bir hata olabilir mi ya? Nasıl bir hata bu? Tamam, sakin olalım. Ya evlendiğin zaman, efendim evlendiğin zaman tamam, eşinin ailesi de evlenirsin derlerdi ama... Bu biraz fazla değil mi? Şişt, bir baksana, bu benimle evli. Ama siz böyle dürterek acıtıyorsunuz sürekli o kerpeten gibi ellerden. İlet. Çok... yapmayın, yapmayın. Efendim bir hatadır olmuş. Artık sizinle evli değil bu adam. Başkasıyla nikahlandığı için sizin evlilik akdiniz iptal oldu gitti. Ya oluyor böyle vakalar, hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Boşanınca çözülür ya, ne olacak? Ne yapmayalım lan ha? Ne çok da şey yapmayalım. Rica et. Sen kimsin kardeşim? Ne diyorsun, hemşerim sen ya? Sen kalk, beni damadımla dünya evine sok. Sonra çok da şey yapmayın. Kimsin lan sen? Sen bana ne yaşatıyorsun? Gelin hanım, gerilmeyelim. Gerilme, bırak bakayım. Olur ya, bir yanlışlık. Hadi bakalım, ben kaçtım, iyi geceler. Tamam, tamam. Sakin olun efendim, sakin olun. Damat, lütfen bana bir süre dokunma. Başka biriyle evlenirsin ya. Hem de, bak hem de bizim düğünümüzde. Hem de benim babamla. Bu olayda trip yiyen nasıl ben olabiliyorum ya? Ben de mağdurum arkadaş burada. Hem ben senin ailenden başkasıyla evlenmek istesem babanla mı evlenirdim? Benle mi evlenirdim? Ya biz ne konuşuyoruz burada? Lan bu nasıl bir Brezilya dizisi? Hangi kan okuyacağımı, çıldıracağım ya? Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun. Bak,
bana dokunma. İlk geceden seninle kötü olmak istemiyorum. İlk gece mi? Kızım ben de kaptırdım kendimi, kusura bakma. Yani kızım, yani kayınpeder damat olarak, yani eş olarak değil, eş olarak da değil. Yani öf, damat, biz Allah aşkına biz şimdi neyiz, neyiz, nereye gidiyor bu ilişki? Ya onlar benim sorularım, benim. Vay be. Şöyle geleyim. Helal olsun vallahi damat. 15 yıl şununla uğraştım başını. Ben böyle didik, ben böyle didik didik yedim benimle evlenmek için. Ama sen 2 dakikada hoş 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 yaptın, hallettin işi. Helal olsun. Hoş hoş hoş. Bana bak. Yok. Yok bana bak, bana. Bizim konu komşuya ne diyecek? He? Kocam damadıma kaçtı diyecek. Hanım dürtme, Allah aşkına dürtme. Zaten sinirlerim tepemde. Uğraşma benimle. Ya benim kabahatim mi var? Dön eve. Sen kuyruk sallamasaydın böyle olmazdı. Ya sen iyice delirdin, çıldırdı kadın ya. Allah'ım yarabbim. Aa, ayağım. Bravo baba ya. Bir de ayağına mı basıyorsun? Bir de ayağına, inanamıyorum sana. İbrahim, canım. Ben hiç ilk gecemizin böyle olacağını hayal etmemiştim İbrahim. Evet, kızım. Ama... Sanki ben tam böyle hayal etmiştim ilk gecemizi. Dur, kim bunlar? Ben bakayım. Ben gelince tutmayacağım seni. Aman enişte, susan. Ya bu nasıl bir şey oldu böyle ya? Ay, ay, ay. Ya nasıl oldu böyle bir şey ya? Ya memurlar söyledi bize siz çıktıktan sonra. Dediler, olay böyle böyle oldu dediler. Öyle oldu. Öyle. Nasıl oldu ya? Ay Mesut abi ya, nasıl oldu bu olay ya? Nasıl oldu ya? Nasıl mı oldu? Ya biz İbrahim'le ne zamandır konuşuyorduk zaten. He? Aman dedik, böyle bir boşlukta var ki. Ay. Ya bir çılgınlık yapma. Ay senin ha? Lan nasıl olacak? Böyle dedi, yanlışlık olmuş. Ya Almanya'da da böyle hatalar oluyor. Ne var, ne olmuş? Bir diskoteye gideyim, bir kahveye gideyim, bir şey yapma lan. Peki tamam, sakinleştim. Ne olacak peki? Ne olacak şimdi ya? Ne olacak ya? Vallahi ne olacağı belli. Yapacak bir şey yok. Boşlanacağız. Ya saçmalamayın Allah aşkına. Yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay. Ne oldu hemen ağzınıza, hemen yuvamızı yıkarım. Yapmayın, etmeyin lütfen ya. Şimdi siz ayrıldınız. Çocuklar ne olacak? Lan ne diyor oğlum sen? Ya ne bileyim ya. Yakın akraba refleksi olarak böyle zırvaladım ben de. Bir şey diyeceğim de, şimdi ne olacak ya? Suzan neyse ben konuyu kapatayım, sen biz niye geldiğimizi söyle ya. Ne olacak şimdi ya? Mesut abi biz düğünde senin kıza çeyrek tak dedik ama şimdi evlenen sen olduğun için biz de Mustafa'yla düşündük taşındık. Ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi sen bizim düğünde bana bilezik taktın. Böyle olduğu için biz de şey yaptık, ayıp olmasın diyerekten Mesut abicim, hadi hayırlı uğurlu olsun. Mustafa, şöyle, fotoğraf çek. Şöyle hadi. Bir geç de bir fotoğraf çek, haydi. Fotoğraf çek. Geç, şöyle. Geç. Hadi. Bak, bir gül, gül. Hele bir gül, gül. Hadi. Gül, gül. He, he, he. Allah, Allah. Acayip güzel oldu ha. Hadi. Gidelim. Hadi. Tamam, görüşürüz. Allah mutluluk versin. Hadi. Çıkar mısınız? Çıkar mısın? Al bu burma mı bu? Al bu burmanı, kocanı da burmadan çıkar mısın? Ya kızım ben sana ne dedim? Çıkar mısın? Bilezik dedim, olmaz dedim. Bu adama beşi bir yerde takacaktık. Ya bunu... Eda çıkar mısın? Çıkın, çık! Ya! Burma takmış. Sen kimsin be? Görüyor değil mi? Bizini... Ya. Biz yine hallere soktun, görüyorsun değil mi? Ama anam dediydi. Ay benim anam dediydi. Bu adam seni bırakır başkasına. Dürtme hanım, başkasına dürtme. Gider dediydi. Dürtme. Doğru. Ne diyeceğim ben şimdi konu komşuya? Bakala çakala ne diyeceğim ben? He? Ne diyeceğim? Mesut yok. Farklı bir aşkı memnun yorumu mu yaşıyorum diyeceğim. Bunu mu konuşacağım bakala çakala? Anana söyle kına yaksın. Dürtme güzel kardeşim, dürtme. Dürtme. Ama olur. Sen boşanırsın. Sen boşanır... Şöyle bir dürteyim kız, şöyle bir dürteyim o. Lan deldin, deldin ya. Deldin 30 yıldır ağaç kaka gibi tak 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 tak. Buramı taradın böyle ya. Ne oldu?
Allah aşkına git. Ha, sen öyle mi? Evet. Tamam öyle mi? Ben boşamıyorum damadı. Hadi bakalım. Ah. Hadi bakalım ben damadı boşamıyorum. Ne? He, duydum. Duydum. Cümle alemde duysun. Ben damadı boşamıyorum. Hem senin gibi ben de buradan kurtulacağım. Hem de tanımadığım birine kızımı vermeyeceğim ya. Boşamıyorum. Sen öyle. Efendim, sizce de boşanmıyorum damattan cümlesinde bir gariplik yok mu? Sen gel buraya. Gel. Damat bak. Allah aşkına mantıklı düşün. Gel. Bütün takıları sen alırsın. Tamam. Bir iş ortaklığı gibi düşün bunu. Git kendine bir beyaz eşya dükkanı aç. Vallahi billahi ben ömür bile vurmam. Ama şu an döndürme beni. Efendim yanlış anlamayın ya, kusura bakmayın ama ben sizi boşamak zorundayım. Nafaka isterim. Donuna kadar da alırım ha. Her şeyini alırım. Oğlum bak mantıklı düşün. Bu kızı biz yaptık. Bak bu yaşlanınca %50'si aha boğa çekecek. Diğer %50'si de boğa. Çok kötü bir karışım. Oğlum akşamdan beri sen trip yiyorsun. Bir daha düşün. Düşün bir daha. Hadi. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten ne dediğiniz duyuluyor. Burada gizli konuşmanız lazım. Şöyle yapalım. Yani ses çıkarmadan işaretlerle, gözlerle anlaşın orada. Gözlerle konuşun, imalarla. Burası duymasın. Öyle konuşun. He. Sen de senden bahsedildiğini anlayınca kızına belli etmeden dahil ol. Sen de tartışmaya katıl ama yine gözler, ima ve el kol işaretleriyle. Buyurun. Gariplik yok mudan alalım. Ya bu nasıl bir şey ya? Beyefendi ben başka gel diyemem ki. Tamam. Bu da ne oldu işte? Konuyu konuşun. Yani bu... Anlat sen anlat. Aklına ne gelirse anlat. Biz nereden anlayacağız? Bir ben eksiktim burada. Tamam mı? Tamam, tamam. Tabii, tabii. Evet, evet. Doğru. Hiçbir şey anlamadın mı? Ben de anlamadım. Bir dakika, bir dakika ya. Anlamış. Sen kim oluyorsun da benim sevdiğim adamı benim elimden alıyorsun ya? Kim oluyorsun? Kim? Gider misin evimden artık? Git! Aa! Aa! Sen kimsin lan? Bu ev medeni karnına göre yarısı benim. Çık! 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 Yemin ediyorum bak sinir krizi geçeceğim. Senin o saçını başını yollarım ben yeniliyoruz. Ay! Aa! Şifretti! Ne yapıyorsun be? İbrahim! Şu kadına bir şey demeyeceğim mi? Ya bir dur be adam! Tanıyamayacağım diye çok korktum sizi. Evet, Mesut yıllardır bu skeci bekliyor gibi ya. Çok iyi. Şeyden alalım, saçı da düzeldi. Debelenmeden kalkıp İbrahim'e müdahale. İbrahim! Şu kadına bir şey demeyeceğim mi? Ya ne demek bir şey demeyeceğim İbrahim? Bak kararını ver. Ya ben, ya babam. Hadi söyle. Ben ulan ben. Ben ne olacağım ya? Ne manyak bir ailemişsiniz lan siz. Herkes kendini düşünüyor arkadaş. Bir Allah kulu da çıkıp demiyor ki ya damat kusura bakma biz kızıyla evlendirecektik ama babasıyla evlendirdik diye. Ben bunları hak etmiyorum ya. Çok mutsuzum ama şu an. Ben çok mu hak ediyorum? Gelinliğimle geldim evime evlenip sonra bir öğreniyorum ki babam kocamla evlenmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Instagram foto bile koyamadım daha gelinliğim.
lan. Öyle mi? Mutsuz musun? Mutsuzum. Tamam, o zaman kal. Babamla mutlu ol. Ben gidiyorum. Mehtap kızım, aşağıda bekle, geliyorum anneciğim. Hı. Neydi o hallerin? Neydi o koltukta saçın maçın attığın ortalığa? Temiz. Kızım, Mehtap bekle, seni bu baba salak. Anne. İnsanı çileden çıkarırlar ya. Çıktım, çıktım. Kusura bakmayın. Ya İstanbul. Çok zorlanıyorum. Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de ama kolunu atıyorsun ona. Ne oluyor? Oyun oynuyoruz. Evet, tamam. Baştan kol atmadan alalım. Ne diyorum biliyor musun? Takılar bozduralım. Altınoluk'ta bir dost dükkanı açalım. Ne dükkanı? Dost. Öyle dost değil, tost. Şivem kırık. Yani tost. Tost. Hemen karar verme. Nasıl artık beraberiz, değil mi? Resmen babayı aldım. Belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır.